Alpedo markasıyla dünyaya açılan Kervan Pastaneleri misafirlerine muhteşem lezzetler tattırmaya devam ediyor. Dövme dondurmanın yanı sıra hafif erimiş halde üretilen firik dondurma vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Çok lezzetli, diğer dondurmayla arasında hani şoklanmamış olması daha iyi bence hem çocuklar için. İlk deneyimim aslında güzel, böyle Antep fıstığını kullanmaları, Antep ve Maraş tarzı güzel olmuş, beğendim. Özel makinesinde üretilen firik dondurma kıvamı ve görüntüsüyle sert dondurma yiyemeyenler için alternatif olarak görülüyor. Tad olarak çok güzel. Çoklu dondurma direkt ağzınıza attığında biraz dişlerinizi sızlatabiliyor. Ama şu anda öyle bir rahatsızlık vermediği için hani doyasıya yiyilebilir. İlk defa görüyorum ve çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Vallahi ilk kez Maraş'ta duyuyorum. Ben turizm işletmeciliği yapıyorum. Otobüsçüyüm. Yolcularımı sürekli burada durdurup dondurma alıyorum. Gayet memnunlar. Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bu eşsiz lezzeti tatmak isteyenleri Kervan Pastanelerine davet etti. Evet, tabii Kahramanmaraş denilince tüm dünyadaki adres tabii ki de Kervan Pastaneleri. Tabii Kahramanmaraş'ın dondurmasını bilmeyenler yoktur. Tabii bir de firik dondurma var. Çoğumuz aslında Kahramanmaraş'ta olmamıza rağmen neredeyse bilmiyoruz. Evet Sami Ustam, firik dondurmanın normal dondurmaya göre arasındaki fark nedir? Günlük şu anda 110 ton civarında üretim yapıyoruz. Kapımızı dün de Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği'ne açtık tesislerimizi. Orada misafirlerimizi gezdirdik. Onlara da aynı firik dondurmamızı fabrikada bir şekilde ikram ettik. Çok beğendiler, çok mutlu oldular. Bu sütlerimizi günlük çiftliklerimizden topluyoruz, tesisimize getiriyoruz. Şu anda bu dondurma sütten bir şekilde dondurmaya dönüş hali, ana hali bu. Tabii ki bunu biliyorsunuz, şoklanıyor. İşte şoklandıktan sonra dolaplara konuluyor, satılıyor. Ama bu dondurmadan 1 kilo da yeseniz, 2 kilo da yeseniz insan sağlığına hiçbir şekilde zararı yoktur. Kervancıoğlu, firik dondurmada damak zevkine göre sade ve meyveli çeşitlerin olduğunu da ifade etti. Vanilyalı diyoruz aslında bir sade dondurmamıza da, öyle denir hep dışarıda, ama onun dışında görüyorsunuz işte şu karadutlu bir dondurmamız, işte bunun da bu firik hali görüyorsunuz. Bu dondurma doğal meyvelerden yapılıyor. Yani ne yapıyorsunuz? Dutu ağacın meyvesinden alıyorsun, ondan sonra tesiste işliyorsun. Bu dondurmamızda frambuazlı dondurmamız yine aynı, bakın doğallığını görüyor musunuz? İşte katkı maddesi yok bunda. İnsan sağlığına her şekilde bu ürettiğimiz ürünlerimiz çok faydalıdır. Çünkü bakıyorsunuz diğer taraflarda o kadar katkı maddesi kullanıyor ki, diyoruz ya biz Kahramanmaraş dondurmasını işte böyle tanıtıyoruz. Çünkü insan sağlığı her zaman bizim için önemlidir, değerlidir. Onun için ben şunu söylemek istiyorum buradan. Her dondurmayı lütfen tüketmeyin, yemeyin. Etiketine bir bakın. Sağlıklı bir dondurmayla, dondurmaysa, etiketi de Alpedo yazıyorsa, Kervan yazıyorsa lütfen alın, tüketin diyorum. Burada şunu da söylüyorum. İnşallah ileri günlerde Aksu TV'yi üretim tesislerimizde inşallah sizin aracınızda canlı olarak Kahramanmaraş dondurmamızın nasıl yapıldığını, şartları nedir, hijyen midir, değil midir? Kendi tesisimizi inşallah Aksu TV'ye bir şekilde açacağız. Orada da tesisimizi halkımızla paylaşmış olacağız. Buradan Aksu TV'ye, sizlere çok teşekkür ediyorum.